kerimesinde de öyle diyor zaten. Diyor ki siz ölü idiniz, diriltildiniz, tekrar öldürülecek, tekrar diriltilecek ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Dikkat ederseniz siz ölüydünüz. Neyle ölüydünüz? Zikirsizlik, fikirsizlik halindeydiniz. Zikirle dirildiniz. Daima zikir yaptınız. Kalben artık zikirle dirildiniz. Tekrar öldürüleceksiniz. Niye öldürülüyorsunuz? Diriltti ya sizi. He. Öldürmenizdeki kasıt o zikirliği Allah, Allah, Allah diye kendinize nispet ediyordunuz. Bu sizin kendinize nispet ettiğinizi öldüreceksiniz. O da üç defa Allah, Allah, Allah sözü fena yapar. Fena isfat, fena zattır. Yani üç ifna, bir ihya deyişimiz budur zaten. Ne yaptık? Tekrar dirildik zikirle, tekrar öldürüleceksiniz dedi. Fena fillah ola, tekrar öldürüldük. Tekrar diriltileceksiniz. Bakın, siz ölüydünüz, diriltildiniz, zikirle dirildik, tekrar öldürülecek ve tekrar diriltilecek ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Zikirle dirildik, fena fillah olmakla öldürüldük, tekrar dirildik, cem mertebesinde hakkın varıyla var oldu. Bu ayet-i kerimede bu zaten ölmenin ve dirilmenin ifadesini bize kullanıyor. Burada da aynı şekilde. Burada iki defa diyor. Yani ölmek, dirilmek, kişinin kendisindeki olan nispiyetleri öldürmek veyahut da bir mertebeden diğer mertebeye geçmek de ölmektir. O da olur, o da olur. Bunlar ayrı ayrı zevklerdir. Anlatabiliyor muyum? Biz fena fillah olasıya kadar zikirle dirildik, fena fillah da öldük. Ama bekada tekrar dirildik. Şimdi bekada dirilmeye gelince hakkın var ile var olduğu da hak mı oldu? Hayır. Burada da makam-ı cem, cemül cem ve ahadiyet sevkleriyle Allah'ın bizim masarımızdan aynel yakinlik demini yaşadık. Sonra artık Yahya Aleyhisselam'ın ben ölümü boğazladım dediği andan itibaren ölüm bitti. Nereye gittik? Ahadiyete gittik. Sen bir ahadiyetsin işte. Bak dikkat et artık dirildin. Tekrar iki defa öldürme, iki defa dirme tevhidde de var. Ben bir tane daha sorabilirim. Ay bunlarla ilgili. Enam suresi 1 ya da 2. ayette. Ya Rab, dünyada da bir ecel verdin, ahirette de bir ecel. Anlattıklarınızın başka bir şekilde söylemiştim. Evet. Dünyada da bir ecel, ahirette de bir ecel verdi. Dünyanın eceli fena fillah. Ahiretin eceli de beka billah. Evet. Orada da onlardan sıyrıldığın zaman artık Yahya Aleyhisselam boğazladığı gibi ahadiyete oturuyorsun, ayaklarında sallıyorsun, bütün ister fenayı, ister bekayı da seyretmeye başlıyorsun. Yani aslında insanın irfaniyetini söylüyor bize bunlar. Yoksa şey değil. Mesela biz Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya gitti. Rabb ile konuştu. Diyoruz. Nerededir bu? Tur Sina bakın. Ve tin ve zeytun ve Tur Sina'nı ve ezel bedeli mi? Ayırıyoruz. Halbuki kinin zeytini de kendisinde, inciri de kendisinde, Tur-i Sina dedi. Gönlün seması da kendisinde. Gönlünde insan ancaksın Rabbi ile tecelli orada olduğu için gönlün semasından görecek. Ama bir de kalbi var ya, kabullenişi orada kendisinin emin beldesidir. Gayretleri koymaz oraya. Şimdi biz hepsinin ayrı ayrı yerlerini ayrıymış gibi ifade kullandığı için ayrı zannediyoruz. Bu ayrılık Miraç bahsinde de geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan Sidre-i Münteha'ya, Sidre-i Münteha'dan da Cenab-ı Hak'la mülaka oldu. Tekrar döndü geldi. Yahu nerede bu Mescid-i Haram? Nerede Mescid-i Aksa? Nerede Sidre-i Münteha? Nerede Rabbinin bulunduğu yer? Sanki uzaklarda Allah var. Haram-ı Şerif'ten ne yaptı? 1000+ kilometre Mescid-i Aksa'ya gitti. Tarif böyle. Ama 1000+ kilometre sen ne sana sefer? Oradan da Sidre-i Münteha'ya gitti. 1000+ kilometre de Burak'la gittiğim böyle. En hızlı Burak'la. Nedir o? Aşkı. Bak insan demek ki kendi varlığından yola çıkıyor. Mescid-i Haram, haramiyetinden yola çıkıyor. Mescid-i Aksa'ya gidiyor.
Mescid-i Aksa insan vücudunda kalptir. Afakta da kalp sahibi olan kamildir. Orada ayetlerini gösterecek. Kalbe tecelli etmez ayeti nerede görecek insan enfusunda? Afakta da müşrik gitmeden efal-i sıfat zatı nereden tasvir edecek? Mümkün mü? Değil. Yani kişi kendisine dönmeli projektörünü çevirmezse bu tasvir yapamazsınız. Takıldığınız yeri soracaksınız. Hiç olmazsa siz çıkaramıyorsanız bile laboratuvarınıza çalıştıramıyorsanız müşrik kamili çalıştırsın. Onun görevi bu. Ama hiç sormazsanız veya müşküllerinizi hallettirmezseniz irfaniyet ve kemalsiz olarak taklit ibadetlerine de geçemezsiniz. Onun için Mescid-i Aksa'dan sonra Sidre-i Münteha'ya gidiyor. Sidre-i Münteha neresidir? Sıfat mertebesinin son demidir. İnsanda sıfat mertebesi var mıdır? Vardır. Yani aklıyla, fikriyle idrak ettiği yere kadar oraya akılla gider. Ondan sonra gidemez artık. Akıl, hatta Resul Efendimiz diyor ki ben bir adım daha geçersem yanarım diyor. Aklı Resul demek ki ondan sonra zevke geçemiyor. Zevk nerede? O da burada. Yani biz bu ifadeleri kullandığımız zaman sanki uzun bir mesafe kat edilmiş gibi ifadeler kullanıyoruz. İşte aldandığımız nokta buralar. Bunları bir kere artık kendi gönlümüze ineceğiz. Bunları kendi gönlümüzde işlemeye özen göstereceğiz. Yoksa bunun altından çıkamazsınız. Anlatabildim mi? İki defa ölmek, iki defa diriltmek. Canım Yahya Aleyhisselam ölümü kesiyor. Kim kesiyor? Yahya kimdir ki kessin? He, o demek ki Yahya burada kişinin artık canana haline dönüşmesidir. Canana olduktan sonra artık biter iş. Ondan sonra daha canandan, tenden cana geçmiş, candan da canana geçmiş. Kendi vücut ülkesinde ten var mı? Var. Can var mı? Ayakta tutandır. Canan var mı? Bütün sıfatlarıyla tırnağından saç tenine kadar o tek tecelliyi zevk etmiş. Ahadat hayatına, ahadiyet olan zevke ayak basmış. Ondan sonra da diyor ki o kendisindeki olan can, Yahya diyor ki ben ölümü kestim. Ölüm kesilmiş olan bir şey yok. Yani ondan sonra ölüm yok demektir bu zaten. Biz de bir olmuşsun demektir. Yani bu ifadeler bize böylece meşazlar veriyor. Ama tabii Kur'an-ı Kerim şifrelerle olur. Bir soru daha sorabilirim bu anlatılması ilgili. Tevbe suresi 111. ayette Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın aldı diyor. Satın aldı, doğrudur. Cennet karşılığı canlarını ve mallarını satın aldı. Cennet canan oluyor değil mi? Canana karşılığı. Şimdi buradaki cennet zevktir, mutluluktur. Onlar canlarının karşılığında cenneti satın aldılar. Canı kendisine nispet ediyordu. Canını Hakk'a verirse onun karşılığında ne alır? Canan alır. Canan nedir? Sıfatlardaki görmesi, duyması, konuşması ve bütün sıfatlardaki tecelliler onun zevki olur artık. Kısasın hakikati değil mi? Tabii. Onun özünü biliyor artık. Özünü sahip olmuş oluyor. Yani böylece kişi bu zevki alır. Tende canım, canda cananandır bu diye. Şimdi sen tenini feda edemezsen canını bulamıyorsun. Canını feda etmezsen canana yetişemiyorsun. Canana yetişmeyen adam can elindeyken bile şuudu yok. Cemalullah'ı seyredemiyorsun. Ancaksın canan elinde seyrediyorsun. Neden canda seyredilmiyor da canan da seyrediliyor? Canda teklik var. Senin ayakta duruşun. Bu neyi görecek? Görebilmesi için gözü lazım. Duyması için kulak lazım. Konuşması için dil lazım. Demek ki onun bu masarlardan tecellisinin zuhuratı yoksa oralardaki olan zuhuratlarda onun görmesi, duyması, bilmesi mümkün değil. İşte Cemalullah o sıfatlardan açığa çıkacak ki siretin suretten tecellisiyle o fiili gören Cemalullah'a seyretmiş olur. Bu. İyi ki varsınız. Allah iyi ki bizi bu ilme irfanete hadi şeyler çayları getirelim.